Merhabalar herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Sesimi alabiliyorsunuz. Merhabalar. Harika. Ben tek uzam eğitim uzmanı, öğrenci koçu Tuğba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben de çok memnun oldum. Nasılız? Herkes umarım çok iyidir. Keyiflerimiz yerinde mi? Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Aslı hocam çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Sizleri gördüm daha iyi oldum diyelim. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Evet biraz rahatsızdım. Pazartesi günü bu yayınımızı gerçekleştirecektik normalde. Malum Ekim havaları diyelim arkadaşlar. Nazarlığımız olsun. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de lütfen kendinize çok dikkat edin. Çok güzel. Harika. Bugün neden buradayız? İrem Hocam derslerimiz Kasım ayının ilk haftasında başlayacak. Siz bizim kayıtlı öğrencimizsiniz. İsminizden tanıdım. Evet Elif Hocam. 90 puan üstü almak için. Harika. Hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. 2024 KPSS ön lisanstan 90 üstü puan almak için nereden ve nasıl başlamalısın? İşte bu seminerimizde bu sorunun yanıtını bulacağız birlikte. Hazır mıyız? Öncelikle ben aramızda kimler var? Sanırım kayıtlı öğrencilerimiz de var. Biraz tanımak istiyorum. Kimler hangi bölümü bitirdi? Hadi herkes hangi bölümden mezun olduğunu yazsın bakalım. Bu arada çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlamışsınızdır umarım. Çok keyifli geçecek seminerimiz. Biraz uzun sürebilir. ATT'ciler var. Yaşlı bakımcılar var, paramedikçiler var, anestezi mezunları, elektro-nörofizyoloji, o çevre sağlığı çok güzel. Şu an seminerdeki herkes ön lisans mezunu mu? Var mı farklı branşlardan hazırlananlar? Lisanslar da var. Çoğunluğumuz ön lisans. Çünkü bu bir ön lisans yayın arkadaşlar. Daha önce lisans mezunları öğrencilerimiz için çok kez yayınlar yaptık. Coğrafya öğretmeni. Ah Serap hocam çok güzel. Hukuk. Ön lisans. Büro yönetimi. Beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Çok güzel. Çağrı merkezi mi Sevim hocam sizin bölümünüz? Kayıtlısınız. Çok güzel. Öncelikle kayıtlı öğrencilerimize söyleyeyim toplu bir yanıt olsun. Derslerimiz Kasım ayının ilk haftasında başlayacak arkadaşlar. Bizden gelecek SMS bilgilendirmesini takip edin. Utku hocam kurs araştırıyormuş. Harika hocam doğru yerdesin. Ortaöğretimden hazırlananlar da bu seminerde kalabilir. Çünkü genelde lise ve ön lisans grupları birbirine yakın oluyor. Bilgi vereceğim Utku Hocam. Seminerin sonunu bekle. Öncelikle sizi daha önce hiç duymadığınız bilgilerle aydınlatacağım arkadaşlar. Çünkü hedefimiz çok yüksek. Hedefimiz sadece atanmak değil bu yıl. Hedefimiz dereceyle atanmak. Yani 90 üstü bir puan almak istiyorsunuz. Bunun için öncelikle bir yol haritasına ihtiyacınız var. İşte bugünkü seminerimizde de ele alacağım konulardan biri bu. Bir yol haritasına ihtiyacımız var ama bu yol haritasını oluştururken dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Kimin neye ihtiyacı var? Bunlar üzerine konuşacağız arkadaşlar. Harika. Kayıtlar hala devam ediyor. Son kayıtlarımız artık. Çok güzel. O zaman herkes hazırsa başlıyoruz arkadaşlar. Konu dışı ama ön lisans her sene olacak mı? Arkadaşlar ön lisans sınavı her sene olmaz. Ön lisans çifte yıllarda 2 yılda bir kez olur. Harika, başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu seminerde çalışmaya ne zaman başlamanız gerektiğini,
Çalışma programını nasıl hazırlamanız gerektiğini, hangi yöntemle ders çalışmanız gerektiğini, hatta günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini ve öğrendiğiniz bilgileri nasıl tekrar etmeniz gerektiğini, ne zaman soru çözmeye başlamanız gerektiğini, bütün bu soruların ve çok daha fazlasının yanıtını bulacaksınız. Evet, KPSS'ye giren herkese uygun ama özellikle bir ön lisans yayını. Diğer branşlardan hazırlanan öğrencilerim de yayında kalabilir. Onlar için de etkili bilgiler olacağını düşünüyorum. Öncelikle sizden çok sıklıkla arkadaşlar aldığım soruları derledim. Ben ve diğer öğrenci koçlarımdan aldığım geri bildirimler. Çünkü çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendim de öğretmenim bu arada. Okul öncesi öğretmeniyim. Çok uzun süredir bu sektördeyim ve belki toplasanız arkadaşlar yıllardır binlerce sizin gibi ÖSYM sınavlarına hazırlanan öğrencilerimle birebir görüşme sağlıyorum. Ve birçoğundan aldığım sorular her yıl inanın değişiyor. Değişmiyor arkadaşlar. Yani bir sınav hazırlığı varsa öğrencinin hemen hemen aklına takılan kısımlar belirli kısımlar oluyor. Ve bugünkü yayınımda da özellikle en çok sorulan soruları yanıtını vermek istedim size. Çünkü eminim ki bu soruların ya aynısı ya benzeri sizin de zihninizde dolanıyor. Ve bu soruların yanıtını bulamadığınızda da adım atamıyorsunuz. Yani başarılı bir süreç ilerletemiyoruz. O yüzden önce sorularımızı yanıtlayıp sonra taze bir zihinle, soruları yanıtlanmış bir zihinle, adapte olmuş bir zihinle yola çıktığınızda emin olun yaptığınız her çalışma eskisinden çok daha fazla verimli olacak. Öncelikle sorularımdan başlıyorum. Bu soruları siz de soruyorsunuz arkadaşlar. Ders çalışırken sıkılıyorum hocam. Uzun süre masa başında kalamıyorum. Odaklanamıyorum. Ne yapmalıyım? Bu benim en çok aldığım, yıllardır en çok aldığım soru. Ya da şunu da soruyorsunuz. Hocam ben not mu tutayım? İşte bir herhangi bir YouTube'dan ya da herhangi bir online platformdan ders mi alayım? Sadece dinlemem yeterli mi? Yazmam gerekiyor mu? Ya da şunu da soran bir tayfa var. Hocam çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum ama çabuk unutuyorum. Yaptığım çalışma zihnimde kalmıyor. Ne yapmalıyım? Hatta bir tayfada genelde bu da benim en çok karşılaştığım durumlardan biridir. Bir hevesli hocam, kendimi böyle motive ediyorum, yükseltiyorum. Ders çalışma programı hazırlıyorum ama uyamıyorum. Nasıl disipline olabilirim? Bu soruları sizler de soruyorsunuz arkadaşlar. Var değil mi aramızda bu soruları soranlar? Ne düşünüyorsunuz sorularla ilgili? Hepimiz. Evet. Program yapıyorum ama günüm yetmiyor. Sözelde süperim, sayısalda berbatım. Hocam ben de bu soruları soruyorum. Hiç yapasım gelmiyor. Ay ölümüne sıkılıyorum. Paragraf rutinimi kaybettim. Zeynep hocam demiş ki 2 yaşında bebeğim var, nasıl bir çalışma programı yapmam lazım? Buna da değineceğiz hocam. Beyza Nur hocam, bu seminerimiz kayıt altına alınacak. Video kaydına maksimum 24 saat sonra erişim sağlayabilirsiniz. Gizem hocam, talebinizi 444-58-35 ya da 551-592-58-35'ten iletebilir misiniz? Tamam, çok güzel. Şimdi gelelim bu soruların yanıtlarına. Madem bu sınava milyonlarca öğrenci giriyor ve birçoğu bu soruları soruyor, bu konulardan muzdarip. O zaman bizim bu soruları çözmemiz için öncelikle neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Utku hocam diyor ki beyne. Hayır, çok şükür beyne sahibi zaten. Öncelikle arkadaşlar bizim bu soruları neden sorduğumuzu öğrenmeye ihtiyacımız var, değil mi? Bakın hemen sayfayı geri alıyorum. Sıkılıyorsun. Odaklanamıyorsun. Not mu tutman gerekiyor? Yazmaman mı gerekiyor? Dinlemen mi gerekiyor? Ya da sen acaba öz disiplini düşük bir öğrenci misin? Yüksek bir öğrenci misin? Bunları önce bilmeye ihtiyacın var arkadaşlar. Bakın şu çok trik bir nokta. Eğer bir ders çalışma programınız varsa ve siz bu programa uyum sağlamakta güçlük çekiyorsanız, zorla uyuyorsanız, bir uyup bir uymamazlık yapıyorsanız çok net
net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. O program size uygun bir program değil. Acilen programınızı değiştirin. Peki hocam, nasıl bir program bana uygun bir program olur diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Öncelikle kendinizi tanımak zorundasınız arkadaşlar. Senin öğrenme yapın ne? Bunu bilmeden sen yazmalı mısın? Dinlemeli misin? Dokunmalı mısın? Bunu tespit edemezsin. Yani bu sınav hazırlığı sürecini arkadaşlar random deneme yanılma yoluyla başlayamazsınız. Bu çok büyük bir risk. Bakın, özellikle ön lisans öğrencilerime söylüyorum. Sınavınız sadece 2 yılda bir kez yapılıyor. Ve güzel alımları olan bölümlerden mezun olan öğrencilerim de var içinizde. Sağlıkçı olanlar da var. Belki çok böyle minimal bir puanla atanabileceğiniz bölümlerden de mezunsunuz. Dolayısıyla bizim sürecimiz riske atılabilecek kadar basit ya da önemsiz bir süreç değil. O zaman yola neyle çıkıyorum arkadaşlar? Önce kendimi tanıyorum. Ben nasıl bir öğrenciyim? Tuğba nasıl bir öğrenci? Görsel mi? Dokunsal mı? İşitsel mi? Tuğba'nın dikkat dağınıklığı sorunu var mı yok mu? Tuğba öz disiplini düşük bir öğrenci mi? Yüksek bir öğrenci mi? Ya da Tuğba çok çabuk unutan bir öğrenci mi? Geç unutan bir öğrenci mi? Tuğba'nın okuma anlamı hızında bir problem var mı? Tuğba süreyle ilgili bir sorun yaşıyor mu? Öncelikle bunu tespit etmek zorundasınız. Peki hocam, ben bu özelliklerimi daha önce tespit etmedim. Çok normal. Bizimle yolları kesişmeyen öğrenciler zaten bu özelliklerin tespit edilmesi gerektiğini dahi bilmiyorlar. Ama şu an bu seminerde olduğunuz için, tek uzamla yollarınız kesiştiği için çok şanslısınız. Çünkü bu seminerin sonunda öğrenme yapınızı nasıl keşfedeceğinize dair eğitim analizimizin linklerini paylaşacağım arkadaşlar. Eğitim analizimize nasıl katılım sağlayacağınızı da göstereceğim. Bizim özellikle içimizde kayıtlı öğrencilerimiz de var zaten, gördüğünüz gibi. Kendi sistemimize, yapay zeka sistemimize kayıtlı olan öğrencilerimizde attığımız ilk adımımız arkadaşlar kesinlikle eğitim analizleriyle öğrencimizin hem öğrenme yapısını hem de psikolojik yapısını analiz etmek diyebilirim. Evet Nur hocam, kendini tanımıyor olabilirsin ama kendini tanımanın ilk yolu bizim eğitim analizlerimize katılım sağlaman olacak. Çok güzel. Geliyorum bir diğer soruya. Yine en çok arkadaşlar, bakın, takribi Mayıs ayından beri yaptığım bütün ön lisans öğrencilerimle görüşmelerimde, hocam ne zaman başlayacağım? Geç mi kaldım hocam? Çok mu erken hocam? Rakiplerim başladı mı hocam? Geride miyim hocam? İleride miyim hocam? Nereden başlayacağım hocam? Matematikten mi başlasam? Tarihten mi başlasam? Coğrafyadan mı başlasam? Bu soruları da yine bize çok soruyorsunuz arkadaşlar. Gelelim bu soruların yanıtına. Öncelikle bir öğrencinin hangi tarihte başlayacağı ve nereden başlayacağının yanıtı kendisindedir. Kendisinde dediğime bakmayın. Hani onu bir anda uyuyacak, rüyasına girecek demek istemiyorum. Kendi sahip olduğu seviyesinde bu yanıt gizlidir arkadaşlar. Yani sizin mevcut derslerdeki seviyeniz temel seviye ise daha erken başlaman gerekir. Orta seviye ise standart Eylül-Ekim ayında başlayabilirsin. İleri seviyede ise biraz daha geç başlayabilirsin. Ve nereden başlayacağının kararını da yine senin derslerde sahip olduğun seviyen karar verir. Yani bu sorunun yanıtı her öğrenci için farklıdır arkadaşlar. Peki hocam, ben seviyemi bilmiyorum. Nereden başlayacağım? Ne zaman başlayacağım? Önce seviyeni ölçmek zorundasın. Yine bizim seviye belirleme sınavlarımızda arkadaşlar, TEKUZEM tarafından uygulanan seviye belirleme sınavları ile birlikte hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyede olduğunuz kayıt olur olmaz özel seviye ölçüm sınavları ile birlikte ölçülüyor. Ve yine merak etmeyin, ben seviyemi nasıl ölçeceğim diye soruyorsanız da seminerin sonunda seviye belirleme sınavına nereden giriş yapacağınızı da aynı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hocam başladık, bir ay çalıştık ama hevesimiz geçiyor, aynı hızda devam edemiyoruz. Seda hocam, bunun sorunu öz disiplin düzeyinizin düşük olması olabilir. Eğer bir aylık çalışmadan
Aldığınız verimi somutlaştırabiliyorsanız bu sizi içgüdüsel olarak ders çalışmaya daha çok bağlayabilir. Biraz somutlukta eksiklik yaşadığınızı düşünüyorum açıkçası. Rahim Hocam, evet, göstereceğim seviye belirleme sınavı ücretsiz. Bizim kurslarımız, eğitimlerimiz ücretli. Kesinlikle öyle. Neler olmuş bakalım. Burada bir konuşmalar olmuş. Ben de sağlıkçıyım. Ben de sağlıkçıyım. Anestezi mezunları. Çok güzel. Arkadaşlar, çok ciddi anlamda söylüyorum. Eğer rakiplerinizin yaptığı şeyi yaparsanız, yani birçoğunuz farklı platformlar, özellikle ücretsiz yayınlardan, YouTube gibi mecralardan faydalanmayı biraz kar olarak görüyorlar. Tırnak içerisinde söylüyorum, size tenzih ederek söylüyorum. Ama bunun bedeli ne yazık ki 2 yıl daha bu sınavı kazanmak için beklemekle ve çok büyük bir hayal kırıklığıyla oluyor. Bence bu bedeli hiç ödemeyin. Az önce de söyledim. Sizin süreciniz, sizin gireceğiniz her şeyden, ödeyeceğiniz tutardan da, ayıracağınız zamandan da çok 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 daha kıymetli. Denenmiş ve olmamış bir şeyi aynı şekilde denemek o sonucu kabul etmek anlamına geliyor. Ben bu seminerimde özellikle 90 üstü puan almak isteyen, ben atanacağım hocam. Ben atananlar listesine bu yıl ismimi yazdıracağım. Bunun için sizi can kulağıyla dinliyorum diyen öğrencilerimin olmasını istiyorum. Anlaştık mı? Bunu bir söz olarak kabul ediyorum bu arada. Gelelim bir diğer sorumuza. Yine en çok aldığım soru, hocam tamam çok güzel anlatıyorsunuz, kendimizi tanıyalım, seviyemizi bilelim de bizim programa ihtiyacımız var. Nasıl bir çalışma programı yapacağız? Günde kaç saat çalışacağız? İşte az önce Zeynep hocamın söylediği gibi benim 2 çocuğum var, benim bir çocuğum var, benim bebeğim var, benim iş sorumluluğum var, benim eğitim hayatım var, sorumluluklarım var gibi gibi gibi. Çok fazla vaktim yok, ben kazanabilir miyim? 90 üstü puan alabilir miyim diye yine çok soruyorsunuz arkadaşlar. Günde kaç saat çalışmanız gerektiğini de çok soruyorsunuz. Yine bunun yanıtı da arkadaşlar, sizin mevcut derslerdeki seviyeniz ve hedefinize ne kadar uzaklıkta olduğunuza göre değişir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, Ali'yi düşünelim, bir de Veli'yi düşünelim. Ali'nin başlangıç noktası 60 puan, Veli'nin başlangıç noktası 80 puan. Aynı Ali de 60'tan 90'a gitmek istiyor. Veli de 80'den 90'a gitmek istiyor. Şimdi mantıksal baktığında her iki öğrencinin başlangıç noktası aynı olmadığı için arkadaşlarım, ayıracağı zaman da aynı değil. Harcayacağı enerji de aynı değil, değil mi? Biri belki 300 günü 10 puan arttırmak için kullanacak. Biri 300 günü 30 puan arttırmak için kullanacak. Dolayısıyla sizin mevcut derslerdeki seviyeniz ölçümü bu yüzden çok önemli. Yani sen Ankara'dan mı İstanbul'a gideceksin, İzmir'den mi İstanbul'a gideceksin, Adıyaman'dan mı İstanbul'a gideceksin? Nerede olduğunu bilmen gerekli. Ki biz yine kendi kayıtlı öğrencilerimizde yapay zeka sistemiyle arkadaşlar mevcut derslerdeki seviyelerini tek tek ölçtükten sonra bu öğrenci hedefine kaç puan uzaklıkta? 20 puan, misalen söylüyorum. Peki bu öğrencinin kaç günü var? 300 günü var. Peki bu öğrenci günde kaç saat çalışabilecek? 2 saat çalışabilir, 5 saat çalışabilir, 3 saat çalışabilir. Öğrenciden öğrenciye göre değişiklik gösterir, değil mi arkadaşlar? Çünkü sizin sorumluluklarınız varsa daha az çalışabilirsiniz. Sorumluluklarınız yoksa daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ne kadar güzel, şanslı gruptasınız. Ama sorumluluklarım var, ben zaten kazanamam diye yola çıkmamak çok büyük bir risk olur. Kendinize güvenmediğinizi gösterir. Hiç merak etmeyin, bizim sistemimizde arkadaşlar günde 1 saatiniz de olsa, 2 saatiniz de olsa, 3 saatiniz de olsa hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü hedefinizde olan uzaklığınıza göre ayırabileceğiniz saat bazında yapay zeka ihtiyacınız olan ders çalışma programını size özel günlük bir şekilde hazırlayacak arkadaşlar. Utku hocam diyor ki siz bu işi çözmüşsünüz hocam. Elif hocam, sorunu unutma. Çünkü deneme daha çok ileride anlatacağım bir konu.
Hatice hocam, kurs ücretlerimizle ilgili de seminerin sonunda bilgi aktaracağım ben. Hedef Türkiye birinciliği. Bakın, Berkay hocamın kaydını ben almıştım. Beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Kendisi kayıtlı öğrencimiz. Gerçekten de bu sözü vererek kayıt oldu ve hala aynı sözünde devam ediyor. Daha derslerimiz bile başlamadı. Şu an ön hazırlık yapıyor arkadaşlar. Bu arada hani size kayıt olan rakiplerim ne yapıyor hocam, çok mu geride kaldım falan diye sakın canınızı sıkmayın. Biz erkenden kayıtlarını aldığımız öğrencilerimize böyle büyük bir motivasyon kaynağı olması için ön hazırlık eğitimleriyle onları ödevlendirdik. Şu an onlar canlı dersin başlama gününü dört gözle bekliyorlar ve ön hazırlıklarını tamamladılar. Çok daha özgüvenli bir şekilde girecekler canlı derslere. Çok güzel. Ezgi hocam, seminerimiz yaklaşık 18'e kadar devam edecek. Tekrarı da kayıta, yani kayıt altına alınacak. Tekrarına da yine web sitemiz üzerinden, YouTube kanalımızdan erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi geldim yine en çok. Bakın, seminerin başından beri hocam yapamam, 90 puan ney, ben ney, hiç kendime güvenmiyorum, benim matematiğim zaten yok ki hocam. Ben zaten sınava giriyorum, 60'ı geçemiyorum ki hocam diyorsunuz ya. Hadi gelelim bu soruları yanıtlayalım. Matematik yapamazsam sınavı kazanabilir miyimciler var. Böyle pazarlıkçı bir tayfa var. Hocam aman aman bana matematik çalıştırmayın. Hocam ben tarihi liseden beri yapamıyorum, korkuyorum. Hocam Türkçeden beni uzak tutun, ben o paragrafları hiç görmek istemiyorum diyorsunuz ya arkadaşlar. Hatta yine az önce de bir öğrencimizin sorduğu gibi, soru çözmeye ne zaman başlayacağım, denemeye ne zaman başlayacağım, tekrara ne zaman başlayacağım, çalışıyorum boşuna mı çalışıyorum, ya verim alamıyorsam gibi kaygılarınız var. Çok normal. Bunlar dönemin en başında da olacak, ortasında da olacak, sonunda da olacak. Ama önemli olan arkadaşlar, yola çıkarken bu soruları az önce de dediğim gibi yanıtlayabiliyor olmanız gerekiyor. Gelelim motivasyon kısmına. Yani sizin arkadaşlar bir çalışma yapıyorsanız ve bu çalışmadan verim alamadığınızı düşünüyorsanız, acı gerçektesi yüzleştireyim, çok yüksek ihtimalle gerçekten verim alamıyorsunuzdur. Çünkü verim alınan bir çalışmadan tatminsizlik hissi çok kolay kolay çıkmaz. Neden? Her şey somuttur arkadaşlar. Bakın, ders çalışma, bilgi, ayrılan zaman, bunlar subjektif kavramlar. Yani soyut olarak değerlendirebilirsiniz. Hocam ben 5 saat ayırdım, işte 3 saat ayırandan daha öndeyim. Bu belki sana his olarak tatmin veriyor olabilir. Ama ben ikinizde 5 saat çalışanı da 3 saat çalışanı da aynı konu tarama testine ya da minimal bir denemeye soktuğumda, belki 3 saat çalışan öğrenci 5 saat çalışan öğrenciden daha yüksek net yapabiliyor. Sizce neden olabiliyor bu durum arkadaşlar? Kesinlikle verimli çalışma, değil mi? Aynen öyle, verim. Peki arkadaşlar, verimli çalışmanın en kritik olan noktası neydi? Az önce söylemiştim ben bunu. Yani bir çalışmanın verimli olması için öncelikle benim seviyeme uygun çalışma yapma zorunluluğum var, değil mi arkadaşlar? Bak, matematik yapamayanlar kimler? Parmak kaldırsınlar. Kimler matematik yapamıyor? Herkes. Aman Allah'ım. On neti görsem şükredeceğim. On neti görsem zirvede bırakacağım. Değil mi? Mesela şimdi bak, çok güzel bir örnek olacak bu. Çünkü birçoğumuzun matematikte temeli yok. Peki matematikte temeli olmayan bir öğrenciyi sen standart X kurumu, Y kurumu, Z kurumu, diğer kurumlardan örnek veriyorum. Bu kurumlarda normal dönem başladı, sınıfa aldığın öğretmen orta düzeyden anlatıyor da anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor. Bu öğrenci matematiği öğrenebilir mi sizce bu koşullarda? Hayır, değil mi? Öğrenemez. Peki arkadaşlar, öğrenmesi için ne yapması gerekiyor? Biraz hani beyin fırtınası yapıyoruz şu anda. Hani siz bir öğrenci koçusunuz ya da siz bir öğretmensiniz. Mantıksal bir öğrencin var, matematiği yok. Nereden başlatırsın onu? Ben hala elimle sayıyorum diyor. Çok tatlısınız.
Öncelikle onun matematikte temelinin olup olmadığını ölçeriz. Bak, birinci kural, önce ölçersin. Öğrencinin söylemine güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Birçoğumuz kendimizle ilgili objektif kararlar alamayız. Bu insanın doğasında olmayan bir şey. Kişi kendini %100 objektif doğru değerlendiremez. Bir kere bu. Bunu yaz köşeye. Öncelikle bunu somutlaştırmak zorundasın. Matematikte temelin var mı yok mu? Gel matematik seviye ölçüm sınavına. Tamam, sen temel seviyedesin. Temel seviye. Temel seviyede olan bir öğrencinin üst seviyeye çıkması için aradaki basamakları görüyor musunuz arkadaşlar? 5 farklı seviyemiz var bizim. Her öğrenci her derste farklı seviyededir. Temel seviye, başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye ve üst seviye. Temel seviyedeysen öncelikle senin temel oluşturman, yani ön hazırlık yapman gerekir. Peki ön hazırlığı bizden başka yapan bir kurum duydunuz mu arkadaşlar? Ya da ön hazırlık kavramını daha önce duyan var mı? Teyitli öğrencilerim cevap vermesin lütfen. Yok değil mi? Çünkü neden arkadaşlar? Bakın, sizin de alıştığınız, diğer kurumların da standarda bağladığı şeyde ne var arkadaşlar? İki tür. Konu anlatırım, soru çözerim. Konu anlatırım, soru çözerim. Okey, konu tabii ki de anlat. Ama henüz öğrenci konu anlatım seviyesinde değilse, sen istersen en iyi matematik öğretmeniyle öğrencini çalıştır. Öğretmenin seviyesi burada. Öğrencinin seviyesi burada ve bir türlü bir araya gelemezler. Seviye yüksek. İstediğin kadar dersi kaçırma. İstediğin kadar bütün ödevlerini yapmaya çalış. Sen o öğrenciye matematikte 5 netin üzerinde çıkaramazsın. Hatta 5 neti bile yaptıramazsın. Peki bizim sistemimiz ne yapıyor arkadaşlar? Bizim sistemimiz ne yapıyor? Yine kayıtlı öğrencilerim yanıt vermesinler. Bizim sistemimizde sizin mevcut derslerdeki, hatta konulardaki seviyeniz ölçülüyor. Bu 5 basamaktan birinde çıkıyorsunuz ve hangi basamaktaysan o seviyeye uygun bir çalışma programı hazırlıyoruz sana. Yani diyoruz ki Ahmet, senin matematikte seviyen temel. Gel bakalım, matematikte önce ön hazırlık yapacaksın. Önce ısınacaksın, sonra konu anlatımına geçeceksin. Sonra tekrara geçeceksin. Sonra kolay seviyede soru çözümüne geçeceksin. Sonra orta zor seviyede soru çözümüne geçeceksin. Yani biz sana matematiği garanti bir şekilde öğreteceğiz. Bu basamakların hiçbirini atlamadan hepsini bizimle birlikte çıkacaksın. Peki içinizde Türkçe dersinde başarılı olan var mı? Hocam, ben Türkçeme çok güveniyorum diyen var mı? Hocam, ben dershaneye kaydoldum ama memnun değilim. Aynı o hatalar yapılıyor. Yine matematik yapamıyorum. Bilenler hemen atlıyor hocam. Soruları zorlaştırıyor, zorlaştır diyorlar. Hoca direkt orta ya da zor sorulara geçiyor. Utku hocam, ben bunu sizin gibi diğer öğrencilerimden o kadar çok duydum ki hocam, dershaneye kayıt oldum. İşte şu kadar ücret ödedim, şu hoca var dediler. İşte bir arkadaşım memnun olmuştu, ben de memnun olurum diye kayıt oldum. Arkadaşlar bakın, lütfen sizden rica ediyorum. Hazırlık sürecinizde kimseyi referans almayın. Kardeşinizi dahi referans almayın. Neden? Senin seviyenle öğrenme hızınla kardeşinin seviyesi öğrenme hızı da aynı değil. Onun çok iyi anladığı bir öğretmenden sen anlamayabilirsin. Çünkü burada öğretmen bir araç, kaynak bir araç, dershane bir araç, biz de bir aracız. Baktığında ben de bir aracım, öğrenci koçuyum, öğretmenim, ben bir aracım. Sana verim aldıracak olan şey senin seviyene uygun mu değil mi? Sana program yapıyor mu yapmıyor mu? Program derken genel geçer, işte Excel formatında yazayım, mailini atayım, fotokopi makinesinden çıkarayım, al bununla sen de çalış, sen de çalış diyeyim değil. Bunu bakın hepimiz yaşadık. Lise yıllarını hatırlayın arkadaşlar. Üniversite sınavına hazırlanırken okulların rehberlik uzmanlarına giderdik. Hocam ben psikoloji istiyorum, ben falanca istiyorum, ben hukuk istiyorum derdik. Bizim seviyemiz
kendimize ölçerek bize bir program yapılmadı ki. En başarılı öğrenciye de öğretmen diyordu, git şu kadar soru çöz, git bunu yap, git şunu yap. Okulun en başarısız, en belki bilgi anlamında akademik olarak en düşük öğrencisine de öğretmen diyordu ki, al sen de bunu uygula, sen de bunu uygula. Sonra öğrenci onu uygulayamıyordu. Zaten uygulasa da verim alamayacak. Neden? Öğrenciyi merkeze almıyorlar arkadaşlar. Ama bizim farkımız tam olarak bu. Bakın ön lisansta özellikle arkadaşlar sayfamıza girin. Bakın binlerce Türkiye derecemiz var. Biz bu dereceleri nasıl yaptırdık arkadaşlar? Türkiye'nin dört bir yanında dört çocuklu bir anne de birinci oldu mesela bizim. Tıbbi sekreterlikte hatta sayfamızda da yer alıyor. Girin bakın. Instagram sayfamızda bakın öne çıkarılanlar kısmında atanma belgeleri, derece belgeleri. Biz bu öğrencileri nasıl başarılı yaptırdık, nasıl başarı sağlattık? İşte bu şekilde. Merkezimizde sen varsın, senin neye ihtiyacın varsa biz sana bunu vereceğiz diyerek. O yüzden siz de bu yıl ciddi anlamda artık ben 90 üstü puan alacağım diyorsunuz ki zaten buradasınız. Kesinlikle yola bireysel olarak sizi takip eden, sizi önemseyen ve size özel bir program hazırlayan bizim sistemimizde çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliyorum Türkçe'ye. Türkçe'de başarılı olan bir öğrencimden hemen örnek verelim. Elif Hocam örnek veriyorum. Elif Hocam demiş ki benim paragraf falan tek başına iyi ama denemede boş. Tamam, senin Türkçenin iyi olduğunu düşünelim. Sen bizim seviye belirleme sınavımıza girdin hocam. Misalen söylüyorum, kayıt oldun. Ve senin Türkçedeki seviyen orta seviyede çıktı. Orta seviyenin karşısında ne var arkadaşlar? Tekrar. Yani orta düzeyde olduğun bir konuda biz sana ön hazırlık yaptırıp zaman kaybettirecek miyiz? Hayır. Konu anlatım çalıştırıp zaman kaybettirecek miyiz? Hayır. Senin zaten buna ihtiyacın yok. Doğru mu? Doğru. Burada neyi de sağlıyorum ben? Zamanımı doğru yere ayırmayı sağlıyorum. Yani ben garanti olsun diye her konuda oturup ön hazırlık yaptırmayacağım sana. Çünkü senin buna zamanın yok ve buna ihtiyacın da yok. İhtiyacın olmayan bir çalışmayı neden yapasın? Neden enerjini ihtiyacın olmayan bir alana ayırasın ki? Bu tamamen mantıksız bir hareket. Bu tamamen strateji dışı düşündüğümüzü gösteriyor. Ya da çok ileri düzeydesindir. Vatandaşlık senin ilgi alanındır. Belki adalet mezunusundur. Çok iyi biliyorsundur bütün anayasayı, bütün insan hakları ve demokrasiyi. Sen eğer vatandaşlıkta üst düzeydeysen benim seni gelip hala hayır Ahmet sen vatandaşlıkta işte 40 saatlik konu anlatım eğitimine girmek zorundasın demem sana haksızlık olur. Senin buna ihtiyacın yoksa bu derse girmene gerek yok. İhtiyacın olan çalışmayı yapmaya ihtiyacın var. Bunu da yine biz sana yaptıracağız. O yüzden arkadaşlar hangi derste hangi seviyedeyseniz seviyenize özel bir çalışma programı, bir ders çalışma programı hazırlanacağı için sizin başarıya ulaşmanız için tek yapmanız gereken şey size özel hazırlanan ders çalışma programına uyum sağlamak. Gelelim yine bana en çok sorduğunuz soru. Hocam bir konuyu çalışıyorum ama öğrendim mi öğrenemedim mi? İçimde hep bir kuşku. Hep öğrenememişim gibi geliyor. O yüzden oturuyorum yeniden çalışıyorum, yeniden çalışıyorum, yeniden çalışıyorum. Çok zaman kaybediyorum. Bunun önüne nasıl geçerim? Nasıl anlarım bir konuyu öğrenip öğrenemediğimi? Ya da şunu da bu da farklı bir varyasyonu. Hocam çalışıyorum ama acaba yerimde mi sayıyorum? Seviyem ilerliyor mu? Seviyem geriye mi gidiyor? Stabil mi kalıyor? Anlayamıyorum. Nasıl anlayabilirim diye çok soruyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yine biz yapay zeka sistemimizde arkadaşlar her ünitenin sonunda bak kaç tane konu var. Ortalama biz yapay zeka sistemiyle hesapladık. Bu arada genel kültür, genel yetenekte, ön lisansta 270 küsürün üzerinde 5 dersin tamamının alt konularını da düşün. Hepsinde 270 küsür konudan sorumlusun. Yani senin 270 konuyu öğrenmeye ve sınav tarihine kadar öğrendiğin bilgileri saklı tutmaya ihtiyacın var. Bu da demek oluyor ki 270 konu mu var? Her konuyu bitirdiğinde senin öncelikle o konuya dair bir konu tarama testi yapman lazım.
Üstü sayılar mı senin konum? Bitti mi? Köklü sayılara mı geçeceksin? Hayır. İkinci konuya geçmeden önce üstü sayıları öğrendin mi, öğrenemedin mi? Önce bununla yüzleşmen gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar, biz sizin çalıştığınız bütün konuların sonunda size özel yapay zeka sisteminin hazırladığı check-up testlerini alacağız sizi ve doğru sayınız, yanlış sayınız, boş sayınıza göre o konuyu yüzde kaç öğrendin? Öğrendin mi, öğrenemedin mi? Sıradaki konuya geçecek misin? Aynı konuyu çalışmaya devam mı edeceksin? Bunun kararını vereceğiz. Yani ne demek oluyor? Artık zihnindeki kuşkular kalkacak. Öğrendim mi? Şöyle mi çalışsaydım? Geri mi dönseydim? Biraz daha dönüp çalışayım. Kuşku, sürekli vesvese. Çünkü çalışma süreci gerçekten psikolojik olarak insanı yıpratıyor ve biri size dur demeyince ya da biri size harekete geç, devam et, hızlan, bu hız iyi demediği sürece arkadaşlar, siz kendinizi hiçbir zaman yeterli hissedemeyeceksiniz. Bu çok büyük bir problem. Bu yüzden size birinin dur, size birinin gayet iyi, size birinin hızlan demesi gerekiyor. İşte bizim sistemimizde arkadaşlar bunu size yapay zeka sistemi diyor. Her hafta otomatik olarak ders çalışma programınızı da yeniliyor. Hatta her haftanın karnesini de çıkarıyor. O hafta hangi çalışmayı eksik bıraktın, hangi çalışmayı tamamladın, hangi çalışmayı önümüzdeki haftaya devrettin, o eksik çalışmayı nasıl bir çalışmayla tamamlayacaksın? Bunların hepsinin aksiyonlarını yapay zeka sizin için alıyor arkadaşlar. Bir güzellik yapacağım Utku Hocam, hiç merak etme. Görüyorum mesajınızı. O kadar çok mesaj var ki görüyorum. Evet arkadaşlar, bunlar kayıt olduğunuzda derslerimiz başladığı zaman yapılacak. Bir bakalım, bir üstlere gideyim bakalım ben neler kaçırdım, neler neler konuşmuşsunuz öyle. Hocam tarih coğrafyayı nasıl çalışacağız? Yarın hocam seviye belirleme sınavından çıkan sonuçlarına göre hangi seviyedeysen bu derslerde o seviyeye uygun bir çalışma yapman gerekiyor. Utku hocam pahalı demişsin, hiç pahalı değil. Pahalı olduğunu düşünmüşsün. Genelde ücretleri böyle öğrenciler çok yüksek, 10K'lar, 20K'lar falan diye düşünüyorlar arkadaşlar. Hayır. Tutarlarımız çok uygun. Hiç merak etmeyin. Geliyorum, bir diğer aldım en çok sorulara. Ders çalışmak için hocam motive olamıyorum. Nasıl motive olacağım? Çok stresliyim hocam. Sürekli aklıma kazanamayacağım geliyor. Sürekli aklıma kaybedeceğim geliyor. Hocam benim bölümümün ataması çok az. Alımları çok az. Puanları çok yüksek. Atanamayacağım. Buna inanıyorum. Başarabilir miyim diyorsunuz ya arkadaşlar. Gelirim bunun yanıtına. Tabii ki başarabilirsiniz. Bakın size en gerçek haliyle birebir atanma belgesiyle ekledim özellikle. Bizim geçtiğimiz yıl 2022 yılında arkadaşlar nakış öğretmenliği alanından hazırlanan bir öğretmenimiz vardı. Kulakları çınlasın. Çok saygıdeğer bir öğretmen. Şu an atandı. Hiç merak etmeyin ne yapıyor diye soracak olursanız. Mesleğinin başında şu an öğrencilerine büyük bir ihtimalle dikiş nakış öğretiyordur. Hayaline kavuştu. Darısı inşallah sizin başınıza. Sizin başınıza. Gelelim bu öğrencinin bizimle yollarının kesişmesi ve atanma sürecinin nasıl gerçekleştiğini. Arkadaşlar öğrencimiz yine sizin gibi arayışta. Çok başarılı değil. Meslek lisesi mezunu, liseden gelen eksikliği var, matematik yok. Onlar üniversitede sadece uygulamalı dersleri görüyorlar biliyorsunuz ki. Tarih yok, coğrafya yok. Bir de onun girdiği ikinci sınavda var, eğitim bilimleri. O da yok falan. Öğrenci böyle akademik olarak kendini güçsüz hissediyor, başarısız hissediyor. Bir de çalışıyor da öğretmenlik de yapıyor. Aile sorumluluğu da var. Her neyse yolu bizimle kesişti, görüştük ve dedik ki hocam ben öyle bir bölümden mezunum ki hiç alımı yok. Yılda 7-8 kişi atanıyorsa şükrediyoruz. Bazı yıllar hiç kontenjan bile açılmıyor. Sizce ne yapmalıyım? Ben çok umutsuzum, kendime de güvenmiyorum dedi. Dedim ki hocam hiç sorun değil. Senin branşından bir kişilik kontenjan bile açılsa
O bir kişi neden sen olmayasın? Rakiplerini düşün. Senden ne kadar ileride olabilirler? Sen onlardan ne kadar geride olabilirsin? Düşün dedim. Rakiplerin hemen hemen aynı eğitimi almışsın. Hemen hemen aynı olumsuz düşüncelere sahipsin. Sen onlardan neyin eksik? Geçen yıl atanan nakış öğretmeninden neyin eksik? Geçen yıl atanan paramedik öğrencisinden neyin eksik? Size soruyorum arkadaşlar. Geçen yıl atanan anestezi öğrencisinden neyiniz eksik sizin? Geçen yıl atanan dış ticaret öğrencisinden hiçbir şeyiniz eksik değil. Tek eksiğiniz ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnanç ve yola çıkmıyorsunuz. Harekete geçmiyorsunuz. Neyse öğretmenimiz de güzel, motivasyon dolu bir görüşme yaptık. Dedim ki hocam ben size söz veriyorum. Gerekirse bir kişi bile açılsa hiç sorun değil. Ben istiyorum ki o bir kişilik kontenjan, o koltuğa siz oturun. Hazırladık öğrencimizi. İkili paketi kaydını tamamladı. Yapay zeka sistemiyle adım adım en temelden başlaya 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 bir yıllık süreci çok güzel dolu dolu geçirdik ve geldi, sonuçlar açıklandı. Branş bazında sıralamalar açıklandı ve o öğrencimiz, daha doğrusu şimdi öğretmenimiz atandı. O kurumumuzun öğrencisiydi, o yüzden öğrenci diyorum. O değerli hocamız kendi rakipleri içerisinde branş sıralamasında arkadaşlar birinci oldu. Ve o yıl yine araştırabilirsiniz, zaten burada da yazıyor. Kendi alanından kaç kişilik kontenjan açıldı biliyor musunuz? Sadece bir kişilik. Yani verdiği sözü tuttu arkadaşlar. Gerekirse bir kişilik mi alım yapacak? O bir kişi neden sen olmuyorsun? Niye başkasına koltuğunu bırakıyorsun? Neden ben olamadım gel sen ol diyorsun? Neden ben 90 alamam gel sen al diyorsun? Senin o 90 puan alan öğrenciden hiçbir farkın yok. O yüzden arkadaşlar sizin de kesinlikle kendi bölümünüze, kendinize ve atanacağınıza dair inancınız olmalı. Hatta genelde öğrencilerimiz kayıt olduğunda ben şunu da yaparım. Sağlıkçı mı mesela? Atanmak istediğin hastaneyi araştır. O hastaneye nasıl gidebilirim? Sanki atanmışsın gibi. O önlüğü giyeceksin ya da işte kullanması gereken bir alet varsa o aleti araştır derim. Mesela nasıl bir öğretmen için kalem önemliyse sağlıkçılar için de sağlık araçları önemli. Onları araştır. Onları eline al, dokun. Sen bu mesleği yapacaksın. Sen o önlüğü giyeceksin. Gerekirse ders çalışma masana atanmak istediğin hastanenin fotoğrafını çıkart ve ben önümüzdeki yıl bu hastanede çalışacağım de. Önce kendini inandır. Kübra hocam diyor ki hocam işletme lisans için KPSS'de alan sınavlarına mı girmek daha avantajlı atama kadrosu konusunda, yoksa Kübra hocam kesinlikle alan. Bu yıl müthiş bir yığılma var. GGK'da çok zorlanırsın. Alan. Kesinlikle alan. Ahmet hocam diyor ki tek uzam güzel programmış. Bir de kitap soru bankası gönderseler süper olurmuş. Tek eksik bu galiba. Ahmet hocam biz bunu eksik olarak görmüyoruz öncelikle. Özellikle tercih etmiyoruz kaynak göndermeyi. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Her öğrencinin her derste seviyesi aynı değil. Mesela Ahmet hocam sen matematikte temel seviyedesin. Ben sana piyasanın en zor matematik kaynağını göndersem, bunun da ekstra ücretini senden alsam, sen o kaynağı çözemediğin sürece o kaynak senin eksikliğini gidermiş olur mu? Olur mu? Hadi herkes yanıt versin. Olmaz. Tamam. Peki biz bunu nasıl sağlıyoruz arkadaşlar? Ahmet hocam çok güzel bir yere değindi. Bu da yine aldığımız sorularda. Hocam bu kadar kaliteli sisteminiz var. Hocam yıllardır işte devam eden, varlığını sürdüren bir kurumsunuz. Neden kitap göndermiyorsunuz? Ya da bizim kitaba ihtiyacımız olmayacak mı? Arkadaşlar eğitim çok bireysel bir ihtiyaçtır. Senin
kaynak ihtiyacınla Nur'un kaynak ihtiyacı, Elif'in kaynak ihtiyacı, Eylül'ün kaynak ihtiyacı, Ahmet'in kaynak ihtiyacı aynı değil. Ve bizim şu anda arkadaşlar, sadece ön lisans için söylemiyorum bakın, bütün aklınıza gelebilecek ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlarda, LGS'den tut, DGS'ye, öğretmenlik sınavlarına, alan sınavlarına, ALES, YDS'ye kadar, kaymakamlık, hakimlik sınavlarına kadar tüm sınavlara yönelik eğitimimiz var ve 65 binin üzerinde yapay zeka sisteminin kayıtlı öğrencisi var. Ne demek? Şimdi düşün, tahayyül edelim. 65 binin üzerinde öğrenci demek, 65 binin üzerinde farklı seviye demek, farklı hayatlar demek, farklı ihtiyaçlar demek. Yani sen her öğrenciye aynı kaynağı gönderirsen bireysel olarak yaklaşmış olmuyorsun. Diğer kurumlardan biz ayrılmamış oluyoruz ama bizim vaadimiz bu değil. Biz diyoruz ki sen biriciksin, teksin, özelsin. Gerekirse sen bu kurumun tek kayıtlı öğrencisisin ve her şey sana özel oluyorsa kaynak da sana özel olmak zorunda. Bu yüzden ihtiyacınız olan kaynaklar seviyenize uygun bir şekilde sisteminize zaten yüklenecek. Artı olarak kayıt olduğunuzda, seviye belirleme sınavına girdiğinizde rehberlik uzmanlarımızla görüşüp seviye belirleme sınavından çıkan sonuçlarınız yorumlanarak ihtiyacınız olan ekstra temin edebileceğiniz kaynakları da biz size zaten önereceğiz. Bu bir eksiklik değil. Geliyorum. Tabii ki de herkesin kendi kaynak ihtiyacı farklı olduğu için biz üzerimize düşeni zaten yapıyoruz arkadaşlar. Sizin şu anda emin olun başarıya ulaşmanız için ne öğretmen, ne kaynak, ne dershane, ne uzaktan eğitim bunlara değil. Sizin başarıya ulaşmanız için bireysel bir ders çalışma programına ve sürekliliğe ihtiyacınız var arkadaşlar. Bakın unutmayın ki bir noktada sadece ders çalışmaktan bahsetmiyorum. Bir kurumdasındır, bir şirkette çalışıyorsundur. Bir noktayı da başarıya ulaşmış, yani daha üst level'da olan birini gördüğünde, hatta onu takip ettiğinde kesinlikle o noktaya ulaşmak için istikrarlı ilerlediğini görürsün. Çünkü başarı eşittir istikrardır. İstikrarını senin sağlayabilecek şey ise programdır. Çok üzgünüm, ders çalışma programın yoksa en iyi, en pahalı dershaneye de kayıt ol. En fenomen öğretmenlerle de çalış. En iyi kaynaklar, en çok satan kaynaklarla da çalış. Sana özel olmadığı sürece seni etkilemeyecek. Üzülerek söylüyorum. O yüzden bizim elimizde sizi başarıya ulaştırabilecek bir sistem var arkadaşlar. Geliyorum. Peki hocam, çok sordunuz. Ben nasıl kayıt olacağım? Kayıt olabileceğiniz eğitimleriniz var mı? Sadece sisteme mi dahil olabilirim? Hayır arkadaşlar. Biz eğitim veren bir eğitim kurumuyuz, bireysel kurslar veren bir eğitim kurumuyuz ve yapay zeka destekli bunları veren bir eğitim kurumuyuz. Dolayısıyla siz bizim eğitimlerimize kayıt olduğunuzda hem size özel yapay zeka koçluk programından hem de kayıt olduğunuz eğitimin canlı derslerinden, video derslerinden, Türkiye geneli deneme sınavlarından, kamplarından, dijital kaynaklarından, bir dönem boyunca devam edecek olan rehberlik seminerlerinden, video derslerinden ve çok 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 daha fazlasından, yapay zekadan eş zamanlı olarak faydalanmış olacaksınız. Meryem hocam, sadece bireysel koçluk eğitimimiz, yapay zeka koçluk eğitimimiz var. Ben şimdi sizin hem bu seminere katılan öğrencilerimize özel 500 TL'lik bir indirim çeki oluşturdum arkadaşlar. 2 Kasım pazartesi gününe kadar saat 18'e kadar geçerli. Çünkü Kasım ayının ilk haftasında canlı derslerimiz başlıyor. Tutarlarımız çok uygun. Şimdi zaten birlikte panele de gireceğiz. Ben analizleri, sınavları da göstereceğim. Eğitim programlarını da birlikte inceleyeceğiz. Ücretlerimiz çok uygun. Kayıt olmanız için, İndirim çekinizden faydalanabilmeniz için bir linkle paylaşacağım arkadaşlar. Bizim kurumsal WhatsApp hattımızın linki. O linke tıklayarak direkt kayıt işlemlerinizi bizlerle, benimle, diğer öğrenci koçları arkadaşlarımla birlikte tamamlayabileceksiniz.
Çok güzel. Şimdi gelelim. Utku Hocam, ön lisans paketimiz 3.599 TL. Seminerden kazandığınız indirim çekinizle birlikte 3.099 TL'ye düşüyor. Hadi, çok etkileşimi yüksek, böyle genç ve enerjik bir gruptu bugünkü seminerimdeki öğrencilerim. Beni de böyle olumlu etkilediniz. Ben de bir yükseldim. Çok güzel oldu. Bugün bu seminere katılan, seminer sonrasında kayıt olan, pazartesi gününe kadar kaydını tamamlayan öğrencilerimin bu seminerden kazandığı indirimle birlikte 99 TL'lik kısmı da atıyorum. 3.000 TL'den kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Sistem yöneticisi arkadaşımdan da ricada bulunayım. Kayıt işlemleri indirim çekini kullanabilmeleri için öğrencilerimize kurumsal WhatsApp hattımızın linkini paylaşsın lütfen. Kayıt olmak istiyorum diyenler gönderdiğim linke tıklasın. Sözüm söz. Bir yıllık alacağınız eğitim yapay zeka sisteminin her şey dahil program ücreti 3.000 TL. Lisans öğrencilerim, sizi tabii ki es geçmedim. Siz de tabii ki de çok kıymetlisiniz. Bütün branş öğrencilerim, hepiniz, hiçbirinizi ayırmıyorum. Lisans grubu ücretlerim de 3.000 TL. Seminerden kazandığınız indirimle bu linke tıklamanız halinde arkadaşlar bu indirim çeki otomatik tanımlanacak. Bizlerle görüşeceksiniz. Biz indirim kodunuzu tanımlayarak kaydınızı tamamlayacağız. Evet, biraz ön lisans öğrencileri sayesinde gibi oldu gerçekten. Şimdi geliyorum sayfamıza, tek üzeme. Allah'tan rakip değilsiniz Utku Hocam. Bir şey olmaz. Biriniz ön lisansa giriyorsunuz, biriniz lisansa giriyorsunuz. Filiz Hocam, sizin gibi çocuklarıyla hazırlanan o kadar çok öğrencimiz var ki, size özel program yapıyor zaten sistem. Ay, Ahmet Hocam, çok teşekkür ediyorum. Eminim sizin de enerjiniz en az benimki kadar güzeldir. Karşılıklı ben hissediyorum böyle öğrencilerimi. İki tane bebek. Çok güzel. Ne güzel. Onlar sizin atanma motivasyonunuz olsun. Artık çocuklarınız var. Atanmak zorundasınız. Böyle düşünün. Lisans da 3.000. Kübra Hocam, geliyor mu sesim şu an? Yeniden hemen sistem yöneticisi arkadaşımdan yeniden bir ricada bulunayım. Linke tıklayamayan arkadaşlarımı hemen yeniden linki paylaşsın. Arkadaşlar, kayıt işlemleriniz için, indirimden faydalanmanız için gönderdiğim linke tıklayın. Ortaöğretim KPSS'de bu seminere özel 3.000 TL. Teşekkür ediyorum. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Dediniz ya hocam, ben analiz, SBS seviyemi bilmiyorum, öğrenme yapımı bilmiyorum. Bunu göstereceğimi sözünü vermiştim. Candan Hocam, bu seminere özel. Pazartesi gününe kadar geçerli bir indirim. Ahmet Hocam, yapay zekayı kayıt olmayanlar uzun süreli kullanamaz. Bu bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz için oluşturduğumuz bir sistem. Şimdi sisteminize girdiğinizde arkadaşlar eğitim analizi yazıyor. Evet, WhatsApp linkimizi sistem yöneticisi arkadaşım yeniden göndersin. Çok yoğun bir katılım talebi olduğu için arkadaşlar, çok arda arda mesajlar geliyor. O yüzden kaçırdığım bir kısım varsa lütfen mesajınızı yineleyin, onu göreyim. Bu linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Tuğba Hoca'nın seminerinden geliyorum. Lisans, lise ya da ön lisans kayıt olmak istiyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz diye yazabilirsiniz. Ben de ulaşım sağlayacağım. Şu an çok yoğun bir kayıt dönemindeyiz çünkü. Diğer öğrenci koçlarım da ulaşım sağlayacak. Birlikte kaydınızı hemen tamamlarız. Kayıt olur olmaz da arkadaşlar, bütün bu bahsettiğim sisteminiz kullanımınıza hemen açılıyor. Ders kayıtlarınız açılıyor. Ön lisans için derslerimiz başlamadı. Bismillah deyip yeni taze grupla sıfırdan başlıyoruz. Bir yıl birlikteyiz arkadaşlar. Instagram beni değil ama Tekuzem'i takip edebilirsiniz. Tekuzem resmi web, resmi Instagram sayfamız. Geçen sene Tekuzem'le çalıştım. 77 aldım. Bu sene geliyor 90. Sefa Hocam, tebrik ediyorum. Bakın, 64'ten 77'ye çıkmış arkadaşlar. 90'a rahatlıkla çıkarız. Evet. 2 Kasım Perşembe akşamı matematikle başlıyor derslerimiz. Hazır mıyız? Bakın, bir haftadan daha az bir zaman dilimi kalmış.
Tekrar linki gönderiyorum. Şimdi gelelim hemen bunu da çok kısa size göstereyim arkadaşlar. Çünkü analizi çözmeyen, seviye belirleme sınavını çözmeyen öğrencilerim var. Sözünü de verdim, merak ettiniz. Sisteminize girdiğinizde sağ üst köşede bekleyen görevler alanında arkadaşlar eğitim analizimiz var. Bu analiz sizin hem öğrenme karakterinizi hem psikolojik yapınızı ölçen analiz, teste başla diyerek başlayabilirsiniz. Bir de seviye belirleme sınavlarımız var arkadaşlar. Az önce de söyledim ya, her derste seviyen belki temeldir, belki ortadır, belki ileridir. Ön hazırlık yapman gerekir. Üst level'dasındır. İşte bunların hepsinin tek tek ölçümü için arkadaşlar, burası benim sayfam. Ben bir öğretmen olduğum için bütün dersler yüklü. Siz de sadece Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık olacak. Sınavı başlat dediğinizde otomatik olarak başlayabileceksiniz. Tek seferde ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu yıllık ücret 3000 TL yıllık. Hiçbir şey değil. Gerçekten sudan ucuz şu anda. Bakın her gün kahve mi içiyorsunuz? İşte o soğuk kahveler, filtre kahveler, inanın arkadaşlar onların ücretlerini aylık topladığınızda eğitim ücretinizin çok daha üzerinde çıkıyor. Lütfen kendinize bu haksızlığı yapmayın. Eğitim geleceğiniz için gerekli olan bir araç, gerekli olan bir ihtiyaç. Evet şöyle hocam, dersleri istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Yasemin hocam bizim ÖABS eğitimimiz de var. Evet Ezgi hocam, kayıt olunca SBS'lere giriyorsunuz. Neden tıklayamıyorsunuz mesaja Utku hocam? Çok yoğunluk olduğu için mi acaba? Ben size yeniden numarayı söyleyeyim. 551 592-58-35. Bu numaraya mesaj atabilirsiniz. Ha Android ise durun, seminer bittikten sonra yazın. Taksitle ödeyebiliyoruz. Ben hemen size onu da göstereceğim arkadaşlar. Tamam, seminer bittikten sonra tıklayın siz Utku Hocam. Diğer öğrencilerim tıklayabiliyorlarsa, bilgisayardan girenler varsa onlar otomatik tıklasınlar. Şimdi buradan bizimle iletişime geçtiğinizde biz buradaki tutarı 3000 TL'ye düşüreceğiz arkadaşlar. Eğer kredi kartı kullanımınız varsa, kredi kartına normalde de yapmadığımız bir uygulama bu ama bu seminere özel. Hadi bakalım, çok gaza geldim. Beni motive ettiniz bu enerjinizle. Peşin fiyatına 6 aya kadar taksit imkanımız da var. Kredi kartı ile ödeme yapacak öğrencileri 3000 TL'ye 6'ya da böleriz. Hatice hocam, koçluk da var, yapay zeka da var, her şey dahil. Yasemin hocam, sizin ÖABT branşınız ne? Ezgi hocam, ay ay değil, kredi kartınızdan çekim yapılıyor. Siz bankanıza ay ay ödüyorsunuz. İndirim için Gamze hocam size bu verdiğim linke tıklayın. Tek başınıza faydalanamazsınız. Linke tıklamanız gerekiyor. Linke tıklayın, biz indirim kodunuzla işleminizi tamamlayacağız. Tamamdır. Yasemin hocam, ÖABT fen bilgisi için şu an üçlü paketimiz 6649 lira. Yine indiriminizle birlikte 6000 TL'ye düşer. Yardımcı oluruz. Tamam. Var mı sorularınız? Ben de hemen çünkü talepte bulunan öğrencilerimi aramaya geçeceğim arkadaşlar. İndirim kodlarını hazırladım. Pazartesi gününe kadar sınırsız bir kod hazırladım. Katılımın çok yoğun olacağını biliyordum çünkü. 3000 TL'den kaydımızı yapalım. Hemen çalışmalarımıza başlayalım. Anlaştık mı? Çok güzel bir enerji var bugünkü seminerde. Dersler iki kısım. Perşembe günü matematikle başlıyor. Candan hocam, ÖABT Dikap'ta seminere özel indirimli 6000 TL. Tamam Gamze hocam. Seminer indiriminizi yaparız yarın. Ama linke tıklayın. Linke tıklamazsanız indirim kodunuz geçersiz sayılır. Seminerden geldiğinizi yazın arkadaşlar. Bakın normal tutar çünkü sayfada yüksek. Harika. Evet, 6000 TL. Hiç yüksek değil. Tekrardan son kez linke tıklamayı kaçıranlar için gönderiyorum. Bakın arkadaşlar. Evet Kübra hocam, WhatsApp'a aktaracak zaten. Oradan yazacaksınız. Ben Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İşte 3000 TL üzerinden kayıt olmak istiyorum diye yazacaksınız. Biz sizi arayıp kaydınızı tamamlayacağız.
Meryem hocam koçluk için linke tıklayın. Tamamdır. Var mı sorularınız? Sorularınız varsa çok kısa onları da yanıtlayalım. Evet Gamze hocam. Kayıt olur olmaz seviye belirleme sınavlarınız yüklenecek. Kredi kartına söz veriyorum. Peşin fiyatına 6 taksit. Bu sözüm sadece pazartesi gününe kadar geçerli. Tamam. Tutku hocam söz veriyorum. Sizi ben arayacağım. Tamamdır. Yapabilirsin. Rabia, birinci sınıfsın. Çok yoğun değil derslerin. Sana göre zaten yapay zeka programı hazırlayacak. Evet. O zamana kadar meşgul olmuyor. O zamana kadar mezun olursunuz. Meryem hocam koçluk da 3000. Herkesin sistemine özel videolar yüklenecek Tuğba hocam. İhtiyacı olan videolar. Siz mesela matematikte temelseniz temelden başlayacağız biz. Son olarak linkimi paylaşıyorum ve gidiyorum. Sorularınız yoksa. Yapay zekanın koçluğu Meryem hocam. Sistem size koçluk yapacak. Ben de çok teşekkür ederim Utku hocam. Hepinize güzel katılımınız, güzel enerjiniz, güzel sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tanıdığım için ayrı ayrı çok memnun oldum arkadaşlar. İnşallah kayıtlı öğrencimiz olursanız daha çok görüşeceğiz. Kayıtlı öğrencilerimize özel seminerler de yapıyorum. Özel görüşmeler de yapıyorum. İnanın kazanmak için, sizin kazanmanız için her şeyi düşündük. Tutarlarımız da çok uygun. Milat gününüz bugün olsun. Bugün artık bu kararı verin. Kaydınızı yapın. Kasım ayı gelmeden çalışmalarımıza birlikte başlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.